Merhabalar, iyi çalışmalar. Sizlere de öyle teşekkürler. Şimdi hem lehte birlik aleyhinde hem de lehinde konuşmalar yapılan bir oylama süreci oldu. Sizin gözlemlerinizi soralım öncelikle bu oylama sürecine dair. Tabii bu daha çok sembolik bir oylama oldu. Önemli olan İngiltere tarafının boşanma anlaşmasını kabul etmesiydi. Zaten o Ocak ayı içinde netleşti genel seçimlerden sonra. Avrupa Birliği de şimdi formalite açısından onu onaylamak durumunda. Dolayısıyla yarın Birleşik Krallık Avrupa Birliği'nden resmi olarak ayrılmış olacak. Bunun bence iki yönden bakmak gerekiyor. Yani öncelikle Avrupa Birliği açısından bakıldığında bunun büyük bir mesele. Tabii gündelik politikayı tartıştığımızda bu biraz gözden kaçılabiliyor ama daha İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gelen ve adına Avrupa bütünleşmesi denilen süreç açısından büyük bir darbe oluyor. İngiltere gibi büyük, önemli bir ülkenin ayrılması, bu anlamda hani Batı bloku diyebileceğimiz ülkeler içinde önemli bir çatlak. Hani Avrupa Birliği'nin bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği, ne yapacağı konuları bundan sonra netleşmesi gerekiyor. Özellikle Avrupa Birliği içinde de popülist partilerin yükseldiğini görüyoruz. Benzeri referandumlar olsa başka ülkelerden de ayrılıklar olabilir. Bu yönde AB'nin de inisiyatifi kimin alacağı sorusu önemli bir soru olarak duracak. Yani şimdi Avrupa Birliği yanı var. Bu anlamda çok önemli bir sorun bu. Britanya açısından baktığımızda da tabii ki uzun süreli bir tartışmanın sonucu da oluyor ama bu sadece bir boşanma anlaşmasının netleşmesi ve boşanma süreci olacak. Resmi olarak ayrılmış olacak ama daha bir yıllık bir geçiş dönemi var. Normalde hükümet bir yasa çıkarttı ve o aralıktan sonra uzatmamak kararı aldı. Doğalında aralığa kadar bir ticaret anlaşması imzalanmazsa büyük ihtimalle anlaşmasız bir ayrılık olacak. Yani bugüne kadar korkulan anlaşmasız ayrılık konusu halen gündemde. Tabii ki bir ticaret anlaşmasının da 9 ay gibi bir süre içinde çözümlenmesi pek mümkün görünmüyor. İşte balıkçılıktan, işte atoma, enerjiye, eğitime çok çeşitli konular var. O nedenle anlaşmasız ayrılık hala ciddi bir olasılık olarak duruyor. Bu noktada tarafların taleplerini neden uzayacağını veya biraz açabilir misiniz? Şöyle yani en önemli konu İrlanda meselesi. İrlanda'daki barış süreci tehlikeye girebilir. Yani en büyük korku o. Çünkü barış süreci orada sınırın olmamasına dayanıyor. Sonuç itibariyle bir yerde sınırın konması gerekiyor. Mevcut anlaşmada eğer bir anlaşma olmasa dahi belli bir süre Kuzey İrlanda'nın Avrupa Birliği yasalarına uyacağı üzerinden söz veriliyor ama bu kez İngiltere ile İrlanda, Kuzey İrlanda arasındaki sınırın nerede olacağı, yani illa bir sınırın olması gerekiyor kontrol için. Bu da yeniden çatışmaların başlayabileceği tehlikesini ortaya çıkartıyor. Bu ciddi bir sorun. İkinci bir mesele, örneğin balıkçılık diyoruz çünkü çok önemli bir kıta karasuları havzası var. Burada balıkçılık aslında önemli ve buraya Fransız veya diğer milletlerden balıkçılar gelebilecek mi? Böyle bir sorun mu? Bu ciddi bir sorun. Finansal sektörün katılımı meselesi var. Yine eğitim veya işte Erasmus gibi veya işte enerji gibi konularda Avrupa Birliği üyesi olmayanlar da aslında bu süreçlere katılabiliyor ama İngiltere katılacak mı katılmayacak mı bunlar ciddi bir konu ve bunların her biri uzun uzun tartışılacak meseleler. Bununla beraber tabii de İskoçya meselesi var. İskoçya'da tam bir muhalefet oluyor Britanya içinde. Onlar da özellikle bağımsızlık referandumu için bastıracaklar. Yani aslında Britanya'da siyasi kutuplaşma ve mücadele devam edecek. Şimdi tekrar oylamaya dönecek olursak Ursula von der Leyen yeni ortaklık kavramını kullandı. Bu Avrupa Birliği'nin bu konuya yaklaşımı, bu müzakerelere yaklaşımını bu çerçevede değerlendirmek mümkün mü? Tutumu nasıl olacak sizce? Ya tabii müzakere başladığında herkes olabildiğince sıkı yakın ilişkiler kurulması gerektiği üzerinden hareket edecek. Ancak bir süre sonrasında tabii ki o çıkar çatışması ortaya çıkacak. Çeşitli modeller var. İşte Norveç ya da İsviçre modeli gibi ya da Kanada modeli gibi bunlar inceleniyor ama mesele şu, Britanya'daki hükümette Muhafazakar Parti'nin başındaki olan ekip tam Avrupa Birliği karşıtlığı konusunda en keskin düşüncelere sahip olan ekip. Yani Avrupa Birliği'nden olabildiğince uzaklaşmayı düşünen, anlaşmasız ayrılığı savunan ve alternatif olarak ABD ile bir anlaşma imzalamayı planlayan bir
ekip. O nedenle onlar ne kadar uzlaşır, bu süreci çözmek için ne kadar çabaracak, bu ciddi bir mesele olarak ortaya karşımıza çıkıyor. Yani örneğin Erasmus anlaşmasını sürdürmek konusunda dahi başta red kararı verildi burada. Normalde Avrupa Birliği üyesi olmayanlar da Erasmus sürecine katılabiliyor. Biraz daha sert bir yaklaşım gösterebilirler. O nedenle hani ortaklığımız, anlaşmamız, ilişkilerimiz sürsün gibi iyi niyet beyanları olsa da böyle temel konularda ciddi çatışmaların olacağını, ciddi politik tartışmaların olacağını ve anlaşmanın o kadar da kolay olmayacağını öngörmek mümkün. Hı hı. Peki geçelim dilerseniz İşçi Partisi'nin kongresine. Şimdi Brexit politikasından kaynaklı oy kaybından kaybettiğine dair yorumlar vardı veya iyi anlatamadığına dair bu politikayı. Bu süreçleri de göz önünde bulundurursak geleceği ne olacak partinin sizce? Evet, aslında İşçi Partisi'nin nasıl bir lider seçeceği de bu süreç açısından önemli. Yani İrlanda, İskoçya işin bir tarafı ama İşçi Partisi de ana muhalefet partisi olarak nasıl bir tutum alacak? Şu an 4 aday var ve genel başkan işte 4 Nisan'da belirlenecek. Bunların içinde Rebecca Long Bailey Corbyn'in politikalarını sürdürüyor. Onun devamı olarak aday olmuş durumda. Mesele şu, İşçi Partisi bu sol ağırlıklı politikalarını devam ettirecek mi? Yoksa daha eskiden olduğu gibi daha merkez ana akım bir parti haline mi devam edecek? Bu anlaşılmış olacak. Şayet Rebecca seçilirse tabii ki o Corbyn'in politikaları ve o sosyalist politik eksendeki politikaların devam etmesi bekleniyor. Tabii bu da muhalefetin hedefini, beklentilerini ve işte müdahalesini etkileyecek önemli bir çalışma. Peki bu politikalardan vazgeçildiği takdirde bunu aslında Avrupa'nın geneli için sormuş olalım. Sosyalist isim adı altında sosyalist politikalardan giderek uzaklaşılmasını nasıl yorumluyorsunuz? Bu süreç böylelikle devam edecek mi? Sağ popülizmin de yükselmesi bakımından soralım. Evet, yani şöyle bir mesele var aslında İşçi Partisi açısından. Yani medyanın da yoğun bir aleyhinde çalışması da var. Bu Corbyn'in devamı olarak aday olarak gösterilen Rebecca üzerinde. İşçi Partisi ciddi bir yenilgi aldı ama seçim sisteminden de kaynaklı olduğunu görmek gerekiyor. Her seçim alanından bir kişi sadece seçiliyor. Bazı yerlerde 3 oyla kazanıyor, bazı yerlerde 300 bin oyla kazanıyor kazanan vekil. Dolayısıyla İşçi Partisi aslında milletvekillerini kaybetti ama oy potansiyelini büyük oranda kaybetmedi. Hala Corbyn öncesi dönemden yüksek oy alınıyor. Metropollerde işte Londra'da, Manchester'da çok ciddi anlamda İşçi Partisi'nde bir destek var. Gençler ve azınlıklar nezdinde de bir destek var. Partinin üye sayısı da çok arttı. Onların da Corbyn'e büyük bir desteği var. Doğalında parti bu sol hattını koruyabilir. Bu büyük bir ihtimal. Aslında bu da İngiltere politikası açısından önemli bir şey olacak. Ciddi bir kesim temsil edilmiyor mevcut seçim sisteminden dolayı. Öyle olursa şayet tabii ki bu popülist politikalara karşı ana muhalefet partisinin daha net tepki göstermesi mümkün olabilir ve Avrupa genelindeki yani Avrupa Birliği ilişkiler noktasında da daha ılımlı bir tutum sergilemek için çaba harcayabilir, hükümeti zorlayabilir. Onun yerine geleceklerin nasıl bir hatta partiyi oturtacakları, partiyi ne kadar merkeze sağa çekecekleri bunlar çok net değil şu an. Çünkü ciddi bir oy üye kitlesi Corbyn zamanında geldiği için çok Corbyn'in politikalarını doğrudan hedef almıyorlar. O geleceği dair planlarını çok açığa koymuyorlar. O anlamda ciddi bir değişim olacağı öngörülüyor ama bunun yönelimi bu kadar da şu an belli değil. Ama en azından böyle bir sağ ya da daha merkeze kayması tabii hükümet açısından daha rahat bir ortam sunacaktır. Hı hı. Bizim atladığımız, eklemek istediğiniz başka konular var mıdır gözlemlerinizden, değerlendirmelerinizden? Yani bu ciddi bir süreç. Şimdi tabii biraz bir rahatlama oldu. Süreç netleşti. İngiltere'nin çıkış tarihi belirlendi. Ama bu tartışmalar devam edecek. Bununla beraber işte dediğim gibi İskoçya'daki bağımsızlık, İrlanda'daki barış süreci tehlikeye girecek. Bunun yanı sıra tabii ki tasarruf önlemleri örneğin devam edecek dendi. Normalde artık bitti tasarruf önlemleri denmişti seçimden önce. Demek ki ekonomik anlamda çok
sıkıntılı süreç devam edecek. Bir de bu son kraliyet tartışmalarında da görüldüğü üzere ırkçılık ciddi bir konu olarak ülke gündemine giriyor. Gündelik yaşamda da kendisini gösteriyor. Yani Britanya açısından şu an bir çok ciddi bir dalgalanma yok politik anlamda, ama şu önümüzdeki birkaç ay içinde ciddi anlamda politik kutuplaşmanın devam edeceğini, mücadelenin gelişeceğini taraflar arasında öngörmek mümkün. Sayın Korkmaz, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için, vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Teşekkürler.